Konuya geçeceğiz. Uyuşturucu e, davası 5 yıl önce başlamıştı. Pek çok kişinin adı geçiyordu ama çıkan sonuçlarda hapis kararları çıktı. Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası çıkmıştı. Cenk Eren ise aynı suçtan ama madde farklı olduğu için 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarpıldı. İtiraz edecekler. Ne çıkar Ali abi? İtiraz, itiraz ettiler. Ee, benim bildiğim kadarıyla Edildi. avukatların bir kısmı. E, ama ee, burada en büyük beklenti savcının da bu karara itiraz edeceği şeklinde. Çünkü savcı uyuşturucu kullanmaktan e, fezlekçeyi e, son mütalasını Müthalasın. verdip cezalandırmalarını istedi ama mahkeme heyeti e, uyuşturucu satıcılığından tedarikçiliğinden Hı. cezayı verdi. Dolayısıyla e, büyük bir ihtimalle bu yönüyle e, bir üst mahkemeden temizden Dönerdeni diye e, iddiaları var e, burada avukatlık yapanların. Ama şu da bir gerçek. E, Türk yargısı son zamanlarda bu uyuşturucu konusunda e, tavandan cezaya vermeye devam ediyor. Bence de vermeye devam etsin. Ama yayınımıza bağlanan avukat hatırlıyor musunuz? Dedi ya en az bir yıl kaç ay? 11 ay yatacak dedi. E, 11 ay yatacaklar. E, kesin gözüyle bakılıyor demişti avukat. Evet, bakalım göreceğiz. Ama Gizem Karacan açıklaması neydi? Bir soruşturma öyle bir sohbet edip çıkacağız mıydı? Evet. Tabii o ilk zamandı değil i̇lk mi? Zamandı. Öyle İslam <laughs> ilk ilk, ilk e, alındıklarında alındıkların da o açıklama yaptı. Filmin kalasında bence e, daha tari, çok daha. soruldu. Daha sonra röportajda da işte bizim bile bilmediğimiz şeyler e, konuşuluyor. E, bizde çıktığı şeklinde tutanakta çok net olarak var nelerin çıktığı o nedenle ben e, eğer olacağım. yargılama e, adil yapılmışsa Rende. bu cezaların onanacağına dair kanaatim var ama avukatların iddia ettiği gibi savcı da itiraz ederse ya ben daha aşağıdan istedim. istediğim mahkemeydi üst sınırdan verdi. Daha doğrusu 98 10 ya da 88 60 iki ayrı yasa işte. Biri uyuşturucu temin etmek, öteki Değil, uyuşturucu kullan. kullanmak. Ama bu olay biliyorsunuz e, Türkiye'de Emsal. bu konuda e, kanunun değişmesine sebep olmuştur. E, bugün artık uyuşturucuyu kullanan da ağır ceza alıyor. Temin eden iki kat hafif ceza sağlıyor. Bunun e, toplumsal olarak mücadele etmemiz gereken ödün vermemiz gereken bir konudur bu. Kesinlikle öyle. Bir cümlesi var Gizem Karaca'nın en çok aklımda kalan eşiniz nerede ne, ne diyor bu duruma falan. Eşim bana son derece destek oluyor demişti ama Gizem'in en önemli günü Gala başrol oynadığı gala filminde yalnız bırakmıştı. Ben acaba gerçekten destek olmuyor muydu düşündüm o sıra. Fakat bir açıklaması daha var ki avukatının onlar gençken yapılmış hatalardı asla yapmıyorlar bir daha da tekrarlamayacaklar. Ben de bunun e, uyuşturucu ya son derece karşı ortamında bile bulunmamış ve böyle durumlardan çok korkan bir insan olarak ve kınayan bir insan olarak genç, gençlik durumunu anlayışla karşılayabiliyorum. Cezasını çekecekler belki ama onların genç olduğunu unutmamak lazım. E, bir daha yapmamak üzere tabii. Şimdi bu haberler böyle ama iki ünlünün, iki ustanın açıklaması son derece önemsiyorum ben. Bir Aydemir Akbaş dedi ki, kardeşim o ne çalışacağım? ...herkesin kafası zaten bir dünya... ...iki Asuman'da bak Ali abi sen geçtiğimiz günlerde... ...tekrar altını çizdin... Evet. Ee, ...bir açıklama yaptı... ...dedi ki sözlerimin de arkasındayım... ...herkes uyuşturucu kullanıyor sektörde dedi değil Hayır, mi? Şöyle Nasıldı? söyledi dedi ki... E, ...setlerde uyuşturucu kullanılıyor... ...hatta öyle bir... ...duruma geldi ki... E, ...sigara gibi ben sigaraya da karşıyım... ...sigara gibi... E, ...legal hale geldi... ...yani o kadar yaygınlaştı... E, ...kimse reaksiyon göstermiyor... Bunun üzerine e, yani kimse çıkıp da sen iftira atıyorsun yok böyle bir şey demedi, demedi. E, diyemedi. E, yani bu da şunu gösteriyor. Şimdi ben Çağatay e, Ulusoy ya da Gizem Karaca'nın e, menajeri ya da basın danışmanı ya da oh, avukatların yerinde olsam kamuoyunun e, kamuoyun arkamı alabilmek için evet bu 5 yıl önce oldu 5 yıl önceki bir gençlik hatasıydı. Ee, biz o işlerden tedavi gördük arındık ee, şeytan bizden uzak şeytana yakın olsun daha kullanmıyoruz derlerse kamuoyu gözünde aklanırlar çünkü milyonlarca e, bilhassa Çağatay Ulusoy fanı olan e, ben geçen sene dizisinin finaline gittiğimde e, içerdenin mi? evet yıkılıyordu Harbiye Muhsin Ertuğrul'un bahçesi salonu o kadar yoğun genç kızlar şey gibi e, arı Kovanı küt, saldırmış. E, kütlesi ama gibi gidiyor. Açıklama geldi yani Gizem'in tarafından ben öyle hatırlıyorum yani Gizem tarafından Gizem'in avukatları tarafından böyle bir açıklama geldiği için diyorum evet onun gençliğine verelim onlar gençler ama bir daha asla yapmasınlar cezaları da neyse çeksin ben bilmem. Ama gençlik durumunu ya, hoş Ben avukattan bahsetmiyorum. Filmin galasında sana bu sorulduğu zaman e, arkadaşlar bu eski bir şeydi. E, e, Şu an yargıda dedik, Yargıda falan canım. demek yerine e, yargısı sürüyor ama ben bu konuda şöyle bir netim. Bitti. Hmm.